Çocuklarımla, yani işçilerimle şey içinde, uyum içinde çalışıyoruz. Yani onların bir annesi gibi, yani sadece onlara çalıştırıp para kazandırmıyorum. Onların, çünkü evlerinden çok benimle beraber oluyorlar. Sabah geliyorlar, akşam buradan gidiyorlar. Çalışıyoruz. Rabbim de bunu bildiği için hep işlerimi şey yaptı. Yani aşağı yukarı bir 2 sefer falan bir batağımız oldu 38 senede. Yani ondan sonra da hiçbir şeyimiz olmadı. İşte eski ilk başladığımızda eski makinelerle, mobiletine un getirmeyle, arabamız falan yoktu. Mobiletine un getiriyordum. Aynı zamanda hamilelik de vardı. Hem bebek hem un çuvalı önümde. O şekilde unu getiriyordum. Bırakıp tekrar bir daha dönüyordum. Bir çuval daha alıp geliyordum. Şimdi 2 çuval unu biz 2 gün falan kullanıyorduk. Oysa şimdi bir günde 200 çuval un kullanıyoruz. Yani bu zamana kadar getirdim. Bundan sonra da gençlerin işi. 7000 metrekare kapalı yerimiz var. Biz bunu 150 metrekarede başladıydık. Oradan eski bisküviyi ben 83'te de açmıştım ama imkansızlıklardan çalıştıramadım. 10.000 lira banka verdi, o da 4 günde bitiyordu. Şimdiki gibi şey yok, müşteri potansiyelim yoktu. 4 günde onu ben nasıl paraya çevireceğim? Yani itibarımız da yoktu. Şimdi ben oturduğum yerde müşterilerimi arayayım, yani 2 saat içinde belki 500.000 lirayı ben bankaya gönderttirebilirim şimdi. Ama o zaman bu imkanlar yoktu. Vallahi başlamaları lazım. Başlama bitirmenin tam yarısıdır zaten. Cesaretle, özgüvenle başlarlarsa, ha özgüven dedim de, yani ailelerin çocuk yetiştirirken gerçekten özgüvenle yetiştirmelerinin çok faydası var. Biz 6 kız 1 oğlandık mesela. O bir tane oğluna babam motorunu vermezdi, bana verirdi. Bana aileden bir özgüveni vardı. Demek ki benim bir iş kadını olacağımı bilmiş rahmetli zamanında. Ben o mobilden Karaman'ın içi dışına getirip bir kenara bırakıverirdim. Yani çok özgüvenliydim, çok cesaretliydim. O cesaretimin sayesinde işte bugünlere geldim ben. Hiç korkmadım, yılmadım. Yani dediğim gibi hiç korkmam. Ben çünkü yalan yok benim şeyimde. Yalancı insanlar, yalan söyleyenler, alavere dalavere yapanlar korkar. Benim onlar olmadığı için hiç korkum yok. Bugün valimin yanına da gitsem aynıdır, büyüklerin yanına da, yani aynıdır yani, onlar da bir insan. İşte ezilip üzülmedim, kendimi hiç ezdirmedim. Adım Şükran, soyadım Yıldız. Burada çalıştığımıza çok memnunuz. Hani patronlarımız da olsun, annemiz, babamız gibi, Başak abla olsun, ablamız gibi, Fatih abimiz gibi. Yani biz burada çalıştığımızda ailemiz gururlanıyor biz burada çalıştığımız için. Hiç de zor bir yerdeyim. Her zamanki gibi buradayım, duruyorum. Ondan sonra çok memnunuz biz burada yani. Burada çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Şerif Hanım nasıl bir patron? Sizin patronunuz mu yoksa bir arkadaşınız gibi mi? Arkadaş gibi, anne yarısı. Hem derler ya teyze anne yarısıdır. O da anne gibi oldu bize. Bir zararı olmadı, bizim de ona bir zararımız olmadı. Çok güzel bir günlerimiz geçti burada. Hani hiç sıkıntılı da değil. O kadar iyi bir insan ki Allah da görüyor zaten. Allah'tan razı olsun yani bizi buraya aldığı için. Onlar bizi büyüttü, onlar bize yemek falan verdi, içecek içirdi. Çok güzel bir günümüz geçti burada.